İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz efendim. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Cemal Saydam hocamız. Hocam merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, iyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olunuz, çok teşekkürler hocam. Bugün Cemal Hoca ile birlikte Kanal İstanbul Çok Disiplinli Bilimsel Değerlendirme kitabının Kanal İstanbul Deniz Bilimleri Açısından Neden Olmaz başlıklı raporunu konuşacağız. Ve bu raporun yazarı Cemal hocamız. Biliyorsunuz daha önce de programlar yapmıştık. Bu Kanal İstanbul Çok Disiplinli Bilimsel Değerlendirme kitabı İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşlarından biri olan Kültür AŞ tarafından basıldı. 17 farklı alanda 29 bilim insanı ve uzmanın hazırladığı toplam 20 rapordan oluşan bu kitap 501 sayfa. Cemal Saydam hocamızla ilgili kısa bir bilgi de aktarmak isterim. ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü ve Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği emekli öğretim üyesi. ODTÜ Kimya bölümünden 1974'te lisans ve 1976 yılında yüksek lisansını aldı. Liverpool Üniversitesi'nden ise 1981'de doktorasını aldı. 1981-1995 yılları arasında ODTÜ'de Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde çalıştı. 1997-2004 yılları arasında ise TÜBİTAK'ın çeşitli kademelerinde ve en son olarak da başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Türkiye'nin en büyük araştırma gemisi olan Bilim ile Türk denizlerinde detaylı araştırmalar yaptı. Özel uzmanlık alanı Türkiye denizleri, Boğazlar, Marmara ve Haliç üzerine. Çöl kökenli tozların uzun mesafelere taşınımı ve bulut içerisindeki reaksiyonları sonucunda oluşan bereketli yağışlar ve bunların doğaya etkileri halen süren ilgi alanlarında. Evet, Türkiye'nin ilk tam otomatik kar rasat istasyonlarını Doğu Anadolu Yukarı Fırat Havzası'nda kurdu. Ülkenin ilk uydusu olan Bilsat'ında Çoban adlı algılayıcısının tasarımcısı oldu. Evet, aslında daha geniş bir yelpazede faaliyetlerinizi ifade etmek mümkün ama hocam programımızın dar süresi içinde hemen konumuza girmek istiyorum. Siz bu makalenizde mevcut İstanbul Boğazı'nın özelliklerini ifade ediyorsunuz, kaleme almışsınız ve bu özelliklerin dünyadaki diğer su yollarından, kanallardan çok daha farklı olduğunu ifade ediyorsunuz. Bunu kısaca sizden dinleyebilir miyiz hocam lütfen? Tabii. Özgeçmişimde de zaten gördüğünüz gibi hani Ankara'da oturmakla veya Hacettepe'de çalışmış olmakla denizin ne alakası vardan öte denizle ilintim oldu. Özellikle de ilgi alanım Boğazlar, Marmara, Haliç ve de oradaki sadece ve sadece bize has olan özellikleri ortaya koyduk çalışma arkadaşlarımızla beraber. Yani ben oşinografım, ben bütün dünya denizlerinde çalıştım ettim demek bir başka bir yer. Ben Boğaz'ı, Marmara'yı, Haliç'i biliyorum demek bambaşka bir yer. Çünkü dünyada hiçbir yerde hiçbir şekilde bir benzeri yok. İşte bunları yaptığımız, ettiğimiz, çok detaylı çalıştığımız, yayınlar yaptığımız için sistemi biliyoruz. Ve sistemi bildiğimiz için de böyle bir şeyi duyunca işte hemen alarm düğmesine basıyorsunuz. Şimdi bunun hatası nereden geliyor derseniz, ta en baştan yapılan işte nedir şimdi? Bir kanal açıyorum. Peki ne yapıyorsunuz? İşte Karadeniz'de Marmara'yı birleştiriyorum. Güzel, birleştirin de o birleştirirken bir de lütfedin işte bir deniz bilimcisine sorun. Niye? Çünkü iki denizi birleştiriyorsunuz. Ya biz iki denizi birleştireceğiz, bunun bir şeyi olur mu olmaz mı diye sorulmadığı, ne ilk başta ne de halen sorulmadığı için işte bu öyle bir hilkat garibesiyle maalesef halen karşı karşıyayız. Ayıp olan tabii yani bilimin geldiği bu seviyede bunun hala sorulmamış olması, hem chat firmasını yapan ilgililerden, hem bu işin sahibi olduğunu söyleyen bakanlıktan, ya gelin bize bir anlatın ne oluyor, ne bitiyor, niye böyle söylüyorsunuz,
bu ülkenin menfaati nedir, şudur, budur, bir de bize anlatın, biz bilelim denmedi. Hala da denmiyor. Yani çok enteresan bir şekilde bize karşı bir tepki mi diyeyim veya biz dediğimiz bilimiz. Yani bilim. Bizim bir tarafımız evet. Yok ki. Bizim, ben hep öyle derim, bizim sanatımız konuşmayı bilmeyen, dili olmayan doğayı dillendirmek. Dillendirdiğimiz zaman da çok iyi şeyler söylemiyor. Evet. İşte yani bunu şimdiki halini şuna benzetiyorum ben. Marmara'yı çok iyi bildiğimiz için oradaki dengeleri, süreçleri. Marmara'nın o gördüğünüz yeri değil, yani Karadeniz'den Marmara'ya doğru güldür güldür akan yerinde bir sorun yok. Orası Karadeniz'in kirli veya az kirli suyunu Marmara'ya getiriyor. Ama asıl işte Marmara'nın çıkışında büyük bir sorun var. Marmara'dan Marmara'ya çıkan Karadeniz suyu jet halinde çıkar. Ve o jet halinde çıkarken de işte her türlü kendine has özellikleri orada meydana getirir. Marmara'nın zaten doğuşundan sakatlığı var. Ben hep onu şöyle tarif ederim. Yani tarihsel bir sakatlıktan bahsediyorsunuz. Tarihsel, evet. Tarihsel dediğimiz şey de zaten 12.500 sene. Yani öyle bir tarih olsa, yani jeolojik zamanda bir süreç bile değil. Evet. Ama bizim için bir süreç. O 12.500 senelik bir durum astımlı bir çocuk yaratmış. Nefes alma zorluğu çekiyor. Yapacak bir şey yok. Doğuştan öyle geliyor. İşte zamanında gölmüş, göl olduğu için dibinde çok şeyler birikmiş. Akdeniz suyu gelmiş, Karadeniz suyu gelmiş. Şimdiki iki tabakalı hale almış. Yani Marmara Denizi aslında zeytinyağı su gibi. Üstteki ilk 25 metresi Karadeniz suyu, alttaki 1200 metresi de Akdeniz suyundan oluşan ama oksijen eksikliği çeken bir denizimiz. Ve de özellikle oksijen eksikliğinin en kritik olduğu yerde Çınarcık Çukuru. Hemen Büyükada'nın arkasında 1200 metrelik en derin yerinde 300-500 metrelerinde o oksijen eksikliği vardır. Oksijen bitti bitiyor safhasında. Bunun özel bir nedeni var mı hocam? Var. Özel bir nedeni şehri İstanbul. Çünkü önüne gelenin her şeyi Marmara'ya attığı, Kurbağalı Dere'yi temizleyelim ne yapalım, işte onları barjlara yükleyelim, işte Çınarcık Çukuru'na git, çukur orası, oraya at, gözden ırak, gönülden ırak gibi davranışlarla, tabii tek bir tekil bir şey değil ama senelerin birikiminden dolayı durum şöyle şimdi, ben onu şöyle tarif ediyorum. Bir bardak suyu düşünün. Bir bardak suya gelecek bir damla taşmasından neden olacak veya olmayacak. O kadar kritik. O bir bardak su taşarsa ölür. O kadar oksijen dengesi varla yok arasında bir sınıra kadar getirdik, dayadık maalesef. Şimdi durum böyle. Ama bizim yaptığımız ne? Şimdi İstanbul yaşayan bir şehir. Ya gidince tuvalette sifonu çekmeyeceksiniz, ya fabrikalar hiçbir atık atmayacak veyahut da şu mevcut yükle, yani o bardağı dolduran yükle baş etmek durumundasınız. O bardağın mevcut durumdaki yükü senede 2 kilometre küp suya tekabül ediyor. İSKİ'nin tüm atıklarını topladığınızda, arıtılmış veya arıtılmamış. Şimdi 2 kilometre küp yükle Marmara bize diyor ki bakın üzerime gelmeyin. Artık bir damla daha verirseniz ölürüm bu seviyede. İşte onun için mesela Ergene havzasını temizliyorlar. İyi tabii temizleyin. Arıtın tabii arıtın. E o suyu ne yapacağız? Marmara'ya getirir veririz işte durun. Hemen ikazımız başlıyor. Ya bu havza kendini zaten zor idame ettiriyor. Bir damla su belki Ergene olacak. Yapmayın etmeyin derken yeni kanal çıkıyor. Yeni kanaldan gelecek yük ne kadar derseniz. Şimdi adam 2 kilometre küp
suyla bardağın taşma durumuna gelme gelmeme aşamasındayken siz 2 kilometreküp daha su getireceksiniz. Hem de kirli su. Her bir yükü bıraktım. Karadeniz'den gelecek şunu bunu geçtim. Sazlıdere ve Küçükçekmece'nin altından geçecek. Yani Sazlıdere ve Küçükçekmece'nin dibindeki bütün o çamuru da alıp Marmara'ya getirecek. Kaldı ki onlar en kirli şeyler. Yani ne açıdan kirli? Çamur, şu bu, görsel kirlilikten öte. Oksijen tüketen madde açısından çok zengin. Adam şimdiki halde diyor ki öldüm öleceğim. Bir damla getirmeyin. Biz ona bir bardak daha getireceğiz. Ve de öyle bir bardak getireceğiz ki sırf oksijen tüketecek. Şimdi bunu işte toplumun anlaması için böyle söylüyorum. Bilimsel çok daha şeyler söylenebilir ama şu anda gereği yok. Ama durum bu. Yani durum bu olduğu için de olabilecek her ortamda, her şekilde ilgilileri, yetkilileri uyarmaya çalışıyoruz. Aman yapmayın, aman etmeyin. Niye? Çünkü bu taşarsa bunun maalesef geri dönüşü yok. Şimdi şu kitapta mesela, demin gösterdiğiniz kitapta onca chapter var. Benim konum haricinde hepsinin geri dönüşü olabilir. Bakın benim bahsettiğim konunun haricinde hepsinin geri dönüşü olur. Ama maliyeti 1 milyar dolar olur, ama 3 milyar, ama 5 milyar. Ya bir hata yaptık, maliyetini çeker, geri dönüşünü yaparız denebilir. Benim konuda değil. Yani o bardak bir kere taştı mı, bir daha asla geri dönüşü yok. Asla geri dönüşü yok derken, görebildiğimiz zaman sürecine gelecek 10 veya 15 bin sene yok. Ha geri dönüşü olmazsa ne olur? Şimdi o bardak dolup da taşarsa, oksijen biterse bu sefer hidrojen sülfür onun yerini alır. Hidrojen sülfür de işte burnumuzun maalesef en hassas olduğu koku. Şimdi mesela boğazın bir takım karışım yerleri var. En güzel yeri işte bebek önleri. 110 metrelik bir çukur olduğu için orada su karışımı vardır. Ama şu anda onu bilenler işte kılavuz kaptanlardır. Çünkü gemiyi oradan daha dikkatli geçirmek durumundadır. Bakarlar, ederler, sezinirler. Akıntıyı kastediyorsunuz değil mi hocam? Akıntıdan öte alt ve üst suyun karıştığı yer. Karışması. Evet. Dolayısıyla yani sizin geminizi alır bir anda istemediğiniz bir şekilde döndürüverir. O günkü olayın şiddetine, yönüne, şununla bununla bağlı olarak. İşte kılavuz kaptanlık bunları gerektiriyor. Yani onu hissedecek. Onun öyle görüntüsü, şusu, busu yok. Şu anda hissetmiyoruz çünkü sadece su suyla karışıyor. Su suyla karıştığı için işte tuzluluğu değişir. Kılavuz kaptanlar için bir takım indikasyonları vardır. Ama alttan gelen suyun içinde H2S olduğu zaman, yani o bardak taşarsa, Marmara'nın altı giderse, bu sefer kokulu su gelip üste karışacak. Marmara Denizi'ni boğazdan başlatıp kokutacağız. Karışım olan yerde, efendim işte boğaz çıkışından Kapıdağ'a kadar olan yerde mis gibi her zaman kokutacağız. Lodos olduğu zaman tüm Marmara kokacak. Şimdi bakın burada da hem ben bahsettiğim şeyler tüm Marmara, Kapıdağ'a kadar, İzmit, şu bu. Marmara bölgesi elimizden gider. Yani bu işin öyle şakası, şusu busu falan hiç yok. Ve gitti mi de bir daha geri dönüşü de yok. Uluslararası bir felaket olarak ortada durur. Sonrası zaten senaryolar çok daha kötü. Evet, bir konuyu aydınlatmanızı rica edeceğim hocam. Sizin şu anda bahsetmiş olduğunuz sadece ve sadece yeni bir kanal açıldığında karşılaşacağımız durum. Şeyi de hiç hesaba katmadan, oradaki bir nüfusun yoğunlaşmasını da hesaba katmadan mıdır bu? Tabii. Hiç. Yani onların sifon çekmesini falan daha hiç düşünmüyoruz. Hiç Karadeniz'den gelen suyu. Tabii, hiç. Zaten problemli olan bir denizin, bir ölçüde de kapalı bir denizden bahsediyoruz tabii belirttiğiniz üzere.
denizin Karadeniz'den ikinci bir kanalla, bir su yoluyla birleşmesinden kaynaklanacak, artık herhalde felaket demek lazım buna, bir durumu tanımlıyorsunuz. Bunun aynen. üstüne bir de nüfusu eklediğimiz zaman herhalde konu çok daha ciddi bir hale gelecektir. Mutlaka. Şimdi öyle bir ters bir şey ki, siz o 2 milyon, x milyon nüfusun evet. atık suyu ya yasaklayacaksınız, sifon çekmek yasaktır. Olur yani, olmaz değil. Ama mutlaka olacağı için o atık suyu nereye vereceksiniz? Arıtırım, kanala veririm. Kanala verirsen direkt Marmara'ya geliyor. Arıtırım, Karadeniz'e veririm. Oradaki Karadeniz'e verdiğin su bu İstanbul Boğazı'ndan gene Marmara'ya geliyor. Yani yapacak hiçbir şeyiniz yok çevre bilimleri açısından. Ama dediğim gibi yani ona bile kalmadan şu Sazlıdere ve Küçükçekmece Gölü'nün dibindeki biriken malzeme o kadar devasa ki, o kadar organik yükü fazla ki, siz oraya kuracağınız 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon nüfusa göre olsa da olur, olmasa da olur hesabı. Çünkü senelerin birikimi var. Onu ne yapacaksınız? Onu nereye atacaksınız? Yani böyle şeyler diyorum ya, bizi böyle hani karşıyım, karşı her şeye karşı şeklinde görmemek lazım. Bizim uyarılarımızı ciddiye almak lazım. Biz de işte bu vatanın, milletin evladıyız. Biz de iyi şeyler olsun diyoruz. Ama iyi şeyler olsun derken özellikle benim bahsettiğim konunun geri dönüşü olmadığı için, ya hata yaptık, aman hadi tamam hoca haklı çıktı, geri dönelim ve yok işte. Yani Karadeniz'i durdurabilirseniz geri dönüşü var. Bizim dediğimiz de yok. Peki bu kanalın açılmasının Karadeniz üzerindeki etkisi konusunda ne düşünüyorsunuz? Tabii işte Karadeniz'de zaten bu konu ilk ortaya atıldığında toplumun anlaması için şöyle demiştim. Bakın, bir kanal açacaksınız. Karadeniz'i dolduran musluklar belli. İşte şu 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 nehir. Boşaltan musluk da belli. İstanbul Boğazı'ydı. Siz şimdi giren suyun debilerini arttırmadan ikinci bir musluk açarsan ne olur? Karadeniz boşalır. İşte böyle hocalar da var, şudur budur diye tiye alanlar da oldu. Tabii Karadeniz boşalmaz. Ama Marmara'dan Karadeniz'e giden su miktarı artacak. Ama kendi raporlarında bile zaten Karadeniz'in 5 ila 11 santim alçalacağını söylüyor. Yani o da bir gerçek. Çünkü siz tipik bir havuz problemi yani. ÇED raporundan bahsediyorsunuz herhalde. ÇED raporundan bahsediyorum. Evet. ÇED raporundan bahsetmişken, mesela kendi ilgi alanımdaki ÇED raporu bence yok değerinde, yok hükmünde. Niye? Çünkü utanç abidesi. Yani bilimin, Türkiye'deki bilimin geldiği bu noktada Marmara Denizi gibi denizdeki en önemli parametre olan, benim açımdan oksijen seviyesi için öyle laflar var, öyle ölçüm teknikleri var ki hani bunu keşke kaldırsanız da Türkiye Cumhuriyeti 21. yüzyılda daha oksijen ölçemez, oksijenden anlamaz. Ve böyle kritik bir projede böyle bir ÇED raporunu uluslararası topluma sunabiliyor şekline keşke getirmeseniz. Yani ülke bilimini ayaklar altına alıyor. Kimse farkında değil. Ben özellikle bu kitaba da yazdım. Siz en kritik parametre olan oksijeni ölçerken yüzeyden su aldım, aşağıdan su aldım, ikisini birleştirdim, ölçtüm derseniz bu utanç abidesi olur. Yani bilimle, şunla bununla uzaktan yakından alakası olmayan şeyler. Bir talebemiz yapsa hani böyle bir talebeye anında kapı dışarı koyarsınız. Bu kadar. Not vermediğiniz gibi sınıfın dışına gönderirsiniz. Not vereceksiniz. Yani not falandan öte, evet. Ayıbın ötesi bir şeyler. Ve de böyle yaptıkları analizler sonucunda o su kalitesinin yönetmeliklere uygun olduğunda utanmadan ÇED raporuna koyuyorlar. Daha da utanmadanı var. Yani daha da ayıbı var. Bu ÇED raporu ilgili bakanlığın ilgili kurullarından da onay alıyor. Yahu bari deyin ki, ya uluslararası bir belge oluyor bu.
ülkenin bir bilimsel saygınlığı var. Hani varsa onu da ayaklar altına almıyorum. Şuraları çıkarın demeleri lazım. Ken işte bu chat raporu maalesef böyle utanç abidesi şeklinde elimize geliyor. İşte onun için de diyorum ki benimle ilgili chat raporu yok değerindedir. Yani bu kadar ayıplarla dolu. Böyle ayıplarla dolu bir şeyde sen Türkiye'nin en büyük yatırımına nasıl girişirsin? Yani kaldı ki hep biz diyoruz işte oksijen ne kadar kritik, aman çok kritik, hemen ölçmek lazım, hemen şunu bunu yapmak lazım derken daha oksijenin O harfinin den haberleri yok. Ne chat raporunu yazanların ne ilgili bakanlığın. Ya ne kadar ayıp olacak şey mi? Niye bakanlığı kuruyorsun? Sen en üst kurulsun, en üst değerlendirme merciisin. Böyle uzmanların olması lazım ki bunları havada yakalaması lazım. Ama maalesef önümüzde. Evet. Hocam siz şey böyle. Bu raporunuzda ilk başta konuştuğumuz gibi Kanal İstanbul'dan önce İstanbul Boğazı'nın farklılığını ve dünyadaki su yollarından, su kanallarından hangi noktalarda değişik olduğunu ifade ediyorsunuz. Ama geldiğimiz nokta itibariyle bu belirttiğiniz problemler acaba dünyanın başka bir su yolunda, bir kanalında karşılaşılmış problemler midir? Benzeri var mıdır? İşte bütün yani sadece bunu tabii ki oksijenin azalması, yok olması açısından sormuyorum. Ama doğaya bir müdahale sonuç olarak dünyanın çeşitli yerlerinde yapıldı. İşte Süveyş kanalını biliyoruz, Panama kanalını biliyoruz. Oralarda benzer bir durumla karşılaşıldı mı acaba? Yok, çünkü uzaktan yakından hiçbir kanalla benzerliği yok. Benzerliği yok. Yani o kadar kendimize has, özgü ve de etkileri olan bir şey ki başka hiçbir yerde yok. Yani mesela İstanbul Boğazı'nda diyorum ya, Marmara Denizi mesela 25 metresi Karadeniz suyu, 27-28 metresi Akdeniz suyu. Vallahi Amerika'nın işte bir firması su parametrelerini ölçecek alet geliştirirdi. Bize gönderirdi. Biz onu İstanbul Boğazı ve Marmara'da denerdik. Bizde çalışırsa dünyanın her yerinde çalışır. Yani öyle özellikleri olan bir şey. Bizdeki kadar sert değişimler olan bir başka yer daha dünyada yok. Evet. İstanbul Boğazı olarak konuştuğumuz zaman böyle. İstanbul Boğazı, Marmara, Haliç, hepsi. Yani tamamen ve tamamen bize has. İşte onun için işte ya Panama var, Süveyş var, bizde niye olmasın? Ha, su yolu olarak olabilir. Yani mesafe düşünürseniz şu bu. Kaldı ki mesafe düşünün mesela. Bir boğaz var 30 kilometre veya 36 kilometre. Yenisi yapıyorsunuz 45 kilometre. 45 kilometre. Bir tanesi bedava, bir tanesi paralı. Bedava olandan chat raporunda yazıyor. Diyor ki paralı olandan diyor yeni kanaldan gemilerin geçmesini diyor ima dahi edemezsiniz diyor. Yani bırakın tavsiye etmeyi. Hani hiçbir şey yapamazsın. Niye? Uluslararası kural var. Çünkü boğazlardan geçmek serbesttir. Her ne taşıyorsan taşı. Yük ve atom bombası taşıyorum. Ve buyur geç diyorsunuz. Şimdi mesela diyorlar ki Lübnan'da patlayan amonyum nitrat boğazdan geçmiş. Geçer. Geçebilir çünkü istediği ne yük taşıyorsun diye soramazsınız. Boğazdayken soramazsınız. Marmara'ya çıkınca veya Karadeniz'e çıkınca sorabilirsiniz. Boğazdan geçiş serbesttir. Mesela diyor ki Montre isteyen bu işte Montre 20 seneliktir. 20 sene sonra yenilenir. İsteyen istediği değişikliği önerir. Kabul ederse istediğiniz değişikliği yaparsınız diyor. Ama diyor birinci maddedeki serbest geçiş hakkının süresi sonsuzdur diyor. Siz şimdi yani ne bileyim ben anlamıyorum ama bir kanal var daha uzun, bir kanal var şimdiki kanal ve de geçiş bedava, bir tanesinden zorlayacaksınız da geçecek de para alacaksınız.
Ayrıca Sayın Bakan açıklama yaptı ve bu İstanbul Boğazı'ndan geçmiş olan tankerde bulunan kimyasallardan bahsetti. Öbür tarafta da aynı risk var ve orası çok daha dar bir geçiş alanı olacak. Risk. En geniş yeri 250 metre ile 400 metre arasında değişen bir yeni kanaldan bahsediyoruz. Tabii gemilerin boyutlarını da düşünürseniz 250-300 metrelik gemiler artık normal, rutin gemiler. Siz şimdi 200 metre eni olan bir yerde 200 metre diyelim hadi gemiyi geçirirken şimdiye kadar İstanbul'da olan hiçbir kazada yalıya gelip de yanaşan gemi görmediniz. Ne yapıyor? Bodoslama bir yere giriyor, çarpıyor. Çarpıyor. Çünkü çarpma dediğiniz öyle olur. Yeni kanalda çarptığını düşünün, çarptı. Durmayacak ki yan yan dönecek. Geminin boyu 200 metre, kanal 200 metre. Hadi tıkadı mı? Tıkadı. Bir anda Karadeniz'den gelen su nedeniyle siz geminin derinliği kadar baraj oluşturdunuz mu? Oluşturdunuz. O su nereden akacak? İki yandan akacak. Nereye akacak? Su yolunu buluyor. Onu yapacak hiçbir şeyiniz yok. Düşünün ki bu kadar kimyasal madde taşıyor farz edin. Barajı kurdunuz, su yükseldi. Gemi iki baştan kıştan iki yakaya sabitlendi. Vallahi yapacağınız hiçbir şey yok. Su basacak, her taraf suyun altında kalacak ve o gemi hiçbir şekilde orada oynamaz. Yükü de böyleyse bombalasan bombalayamazsın, kessen kesemezsin, kaynak yapsan yapamazsın. Hiç kimse bunları düşünmüyor. Zannediyor ki yeni kanaldan vır vır herkes geçecek. Bir de kılavuz kaptanları dinleyin. Siz 200 metrelik, 300 metrelik gemiyi öyle 200-250 metre genişlikte ki en geniş yeri düşünün. Yerlerden bir de dönemeçli yerlerden hadi geçirin bakalım. Benim ölüm bunu geçirmezler hepsi tecrübe. Vallahi onun için işte biraz birazdan öte çok şüpheli. Bin defa düşünmek lazım. Yani biz her fırsatta, her ortamda itirazlarımızı ortaya koyuyoruz. Onları tamamen bilimsel nedenlere bağlıyoruz ki kesinlikle bize hani biz çünkü bir şeye karşı olduğunuz zaman hemen siyasi görüşünüzü öne sürmeye çalışıyorlar. Elbette siyasi görüşümüz var. Onu da bize 3-5 senede bir soruyorlar, gidiyorlar. Orada hakkımızı kullanıyoruz. Ondan sonra vatanın evladıyız. Evet. Demokrasiye saygısı olan insanlarız. Ama ülkenin de bilime saygısı olması lazım. Yani evet. Bu bilim buraya 2x2=4 bunu ben hep öyle diyorum. Kanal İstanbul. Ya bunu rafa mafa da kaldırmayın. Unutun böyle bir şey olmaz. Bitti gitti. Olursa ne olur? Uluslararası bir felaket olur. Yani sadece bize ait değil. Siz Marmara Denizi'ni hidrojen sülfürle doldurduğunuz zaman gelecek nesillere balığı anlatın. Ya balık vardı işte yüzerdi şöyle giderdi böylerdi diyeceğiniz şeyler olacak. Buna kimin hakkı var? Ne zaman olacak? Ne kadar sürecek? 10-15 bin sene sürecek. Ya hocam nereden biliyorsun? Biliyoruz tabii iklim değişikliklerinden dolayı biliyoruz. Ya 15 bin sene sonra kurtulacak mı? Yok. En az 15 bin sene sonra belki bir şeyler olur. Ne olur? O zaman yaşayanlara soracaksınız. Yaşayanlar kalırsa tabii. Hocam aslında sizin söylediklerinizden hareketle çok daha önemli bir soru geliyor akla. Kanal İstanbul'u bir tarafa bırakalım. Fakat Marmara Denizi'nin acil bir müdahaleye ihtiyacı var anlaşıldığı kadarıyla. Acilen kurtarılması gereken bir alandan bahsediyoruz. Biz bir denizden bahsediyoruz. Bu konuda yapılması gerekenleri acaba kısaca konuşabilir miyiz? Sizin muhakkak önerileriniz var. Marmara Denizi'nin temizlenmesine ilişkin, bu anlamda kurtarılmasına ilişkin. Biraz bunu konuşabilir miyiz? Vazgeçtim ben çünkü Kanal İstanbul'u konuşmaktan tabii. Böyle bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu anlayınca. Yani hep bahsediyorum ya size şu andaki yükü bir bardak su ve doldu. O evet. Bir bardak suyun taşması. Ben mesela hep her gördüğümde yetkililere hemen diyorum ki bakın ya Ergene Havzası'nı temizliyorsunuz ediyorsunuz.
Onu getiriyorsunuz ya, döndün dolaştırdınız. Aman sakın Marmara'ya getirmeyin. Hatta Ekrem Bey'e de dedim, bakın el koyun. Her neredeyse o tesisin şu anda boru hattı, onu alın Saros Körfezi'ne götürün, oraya dökün. Şimdi hemen benim üstüme atlıyorlar. Vay hocam, Saros cennet, şunu atacağız. İşte cennet de ya sifonu çekmeyeceksiniz, ya sifon kullanma yasağı getireceksiniz, ya da kullanıyorsanız bunun bedelini ödeyeceksiniz. Artık bedelini Marmara ödeyemiyor. Bedelini Marmara, ben doyuma geldim dedi. Onun da mesela en kritik zamanı Ağustos sonları, Eylül başları olur. Belki bu benim dediğim anoksiyaya dönme bu sene olursa şaşar mısınız derseniz, hiç şaşmam. Yani her an her şekilde bu olabilir. Bu kadar tehlike göz önüne, bu kadar kapımızın ucuna gelmişken yapılacak tek şey mesela Marmara'daki tüm arıtım tesislerini %100 çalıştırmak. En iyi, en ideal şekilde. Şimdi çoğu kanalizasyon arıtmaları, o özellikle ufak ilçelerde oluyor bu. Hiçbir arıtım yapmadan Marmara'nın altına veriliyor. Nereden biliyorsunuz derseniz, o arıtım tesisinin çalışması için elektrik faturası gelmesi lazım. Gelmiyor. Kimyasal almaları lazım. Almıyor, alınmıyor. Ne oluyor o zaman? Arıtım olmadan direkt Marmara'ya veriliyor demektir. Marmara da işte bunları kaldıramıyor artık. Yapmayın, üzerime gelmeyin de diyor bana. Yani ölçümlere baktığımız zaman ben diyor bittim, bitiyorum. Ölürsem kanalı manalı da unutun. İşte her ölen ne oluyor? Kokuyor işte. Onun da kokusunla uğraşmak durumunda kalırsınız. Anoksiya da öyle bir dert ki bir defa oluştu mu geri dönüşü yok. Yani elinizden bir defa gitti mi, tamam çalıştıralım arıtımları, şunları bunları, ne yaparsanız yapın. Hiçbir şey olmuyor. Bunun dönemsel olarak Ağustos ve Eylül ayında olmasının özel bir nedeni var mı hocam? Var, çünkü tabakalaşma daha da sertleşiyor. Üstten çöken maddeler daha da bir ara tabakada birikiyor. Oradaki oksijen dengeleri, işte bir de su çok sıcak olunca zaten oksijen girdisi zaten azalıyor. Yani bir takım böyle kritik dengeler var. Anlatması biraz uzun ama. Çünkü Marmara'ya giden, Marmara'nın altını oksijenlendiren su maalesef atmosferden gelen oksijen değil, Çanakkale Boğazı'nın altından gelen oksijen. Yani sistem... Ege ve Akdeniz'den gelen. Evet, sistem Ege ve Akdeniz'e kadar bağımlı. Zaten sistemin döngüsü, yani o kadar böyle harika iç içe girmiş mekanizmalar var ki, mesela Karadeniz'in Akdeniz'e akmasının nedeni, efendim Akdeniz'in buharlaşma baseni olması. Muazzam su kaybediyor. Onun için hem Cebeli Tarık'tan hem Karadeniz'den su gelip işte eksik olan suyu karşılamaya çalışıyor gibi böyle muazzam dengeler var. Siz o dengelerle aman ne olacak canım bir kanalcık falan filan da oynamaya başladığınız anda sistem hemen bir cevap verecek. Ne yapacak? İşte hep onu şöyle diyoruz. Keşke bilsek. Yani sistem bir cevap veriyor, onu bilemiyoruz. Mesela seneler önce Karadeniz'e yabancı bir tür olan Miniopsis lady diye bir deniz anası türü girdi. Şöyle evet, şu kadar boyutta bir deniz anası. Çok sevdi Karadeniz'i. Ve hamsinin de yumurtasını yedi. Yüzeyde geziyor. Hamsinin de yumurtası sudan hafif. Onu da yedi. Daha da beslendi. Öyle bir hal geldi ki balıkçı balık tutamaz oldu. Çünkü ağını atıyor. Bu deniz anasından doğru tutamıyor. Zaten balık da olmadı. İşte bu 80'lerin sonunda Karadeniz'de balık kalmadığı dönemlerde. Biz ne yaptık derseniz, sadece durum tespiti yaptık. Seyrettik doğayı. Şimdi o işte belki insanlığın sonu gibi öyle bir sona geldi ki bu Miniopsis lady Karadeniz'de her yeri kapladı. İnanılmaz. Bütün Karadeniz'i kapladı. Ve öyle bir an geldi ki hiçbiri yiyecek hiçbir şey bulamadı. Ve tümü anında yok oldu. Yani o tüm Karadeniz'i sarmış olan deniz anası bir an geldi, hiçbir yiyecek bulamadı. Bulamayınca hepsi bir anda öldü.
Aa bak gördünüz mü doğa kendini temizledi dedik. Çünkü sadece seyrettik. İşte doğanın cevapları böyle oluyor. Doğayla uğraştığınız zaman ölçekler, boyutlar çok değişiyor. Aa ufacık haliç, ufacık kanal falan filandan öte evet. gidiyor. Yani balıkçıların avlanması sonucunda Marmara'daki canlı çeşitliliğini kaybetmenin ötesinde Marmara Denizi'nin kirlenmesinin de büyük bir etkisi olduğu çok açık herhalde. Bir de bunun üstüne o denizi dolduran ki biliyorsunuz işte bu Kanal İstanbul'la birlikte hem Marmara'da hem Karadeniz'de iki tane lojistik üs yapılıyor ve Kanal İstanbul'dan çıkarılacak hafriyatın da buralara doldurulması planlanıyor. Daha öncesinde de işte bilmem kaç tane ada planlanıyor idi. Bütün bunlarla birlikte tabii ki o sizin bahsetmiş olduğunuz damlalar bir tek damla yerine büyük bir çığ düşmüş olacak herhalde Marmara Denizi'ne. İşte onlara hiç bakın girmedim. Yani o evet. dolgu maddelerine şuraya buraya falan onlara gerek kalmayacak. Evet. Keşke onların yapacağı etkilerden bahsedecek. Ya Marmara Denizi'nin zaten ilk 25 metresi, dolayısıyla ilk 25 metre derinliği hayat taşıyor. Siz oraları dolduracaksınız, edeceksiniz ama ben onlara hiç girmedim. Kanalın sadece sazı da vere vere Küçükçekmece Gölü'nün diplerinden getireceği ekstra organik yükü Marmara'ya ne yapacağından bahsediyorum. O elinizden gittikten sonra adanız olsa ne olacak, olmasa ne olacak? Bir ada yapmışsınız, villa yapın üstüne. Orayı evet. da içeye açın. Mis gibi aşikes kokuyor. Oh ne güzel, hadi gelin oturun. Yani tüm Marmara bölgesi elimizden gider. Tüm Marmara bölgesi elimizden giderse bir anda fakir bir ülkenin evlatları oluruz. Niye depremden korkuyoruz? İstanbul depreminden. Çünkü İstanbul depremi en geç olacak. İşte İstanbul'da ekonomi duracak. Ne kadar duracak? 3 ay, 5 ay, 6 ay. İnşallah daha kısa olur. Öyle oldu mu ne olacak? Tüm milli gelir gidecek. Yani bunun ilk kere iki dörtlük halleri var. Siz şimdi bütün Marmara bölgesine bu benim dediğim şeyi yayarsanız ne olacak? Marmara bölgesi yaşanmaz olacak. Ne yapacağız? Yani alternatifi var mı? Aa hata yaptık, kanalı kaldıralım. O olmaz. İşte o olmayacağı için şimdiden uyarmak durumundayız. Hata yaptım, döneceğim. Diyorum ya bu kitaptaki ilgili her şeyle ilgili yapabilirsiniz. Yani geriye dönüş mümkün. Tabii tüm İstanbul'u yeniden imar edersiniz. Sizin Türkiye'ye patlar 100 milyar dolara. Olsun, geri dönüşü var. Tüm ormanları yaparsınız. Ne bileyim her şeyi yapabilirsiniz paranız varsa. Para var, Marmara'yı da temizlerim. İşte o yok. O maalesef gelecek 10-15 bin sene olmayacağı için bizi dinlemek zorundasınız. Yani bunun şeyi yok. Evet. Alternatifi yok. Son bir soru geliyor aklıma hocam. Zamanımızı hızla doldurduk. Bütün bu söylediklerinizden, yazdıklarınızdan, çizdiklerinizden sonra ki Kanal İstanbul'un başından beri ortaya konmasının başladığı günden itibaren birçok konferansa katıldınız, birçok toplantıya katıldınız ve bilimsel gerçekleri tespit ettiğiniz bilimsel gerçekleri açıkladınız. Ve en son olarak da bu kitaptaki raporunuzla karşılaştık. Bütün bunların sonucunda bu kitap yayınlandıktan sonra kamu yönetiminden size telefon edip ya hoca kalk gel bize şunu bir anlat diyen bir yetkili oldu mu acaba? Maalesef hayır. Yani hadi diyelim ki şimdi emekliyim, davet etseler gelmiyorum desem belki hakkım var. Evet. Ama 2-3 sene önce ben devlet memuruydum. Doğru. Çalışıyordum. Ya gel hocam bize bir anlat demez mi insan? Yani veyahut da bu chat raporu çıktı hocam bak bunu deniz bilimleri tarafını gel beraber değerlendirelim demez mi? Denmiyor, denemiyor belki bilemiyorum. Yani devlet memuru olmak bu devirde biraz zor çünkü ne diyeceksiniz yani bu olmaz deseniz sizi işinizden ediyorlar.
maalesef. Vallahi denmedi yani, çok ayıp, çok ayıp, evet. Denmedi. Evet. Hocam size çok çok teşekkür ederiz. Bilgilerinizi ve raporunuzu bizimle paylaştınız. Sağ olunuz. Dileriz artık bundan sonra sizlerin, bütün bilim insanlarının, uzmanların sesleri, haykırışları dinlenir. Sağ olun. Biz bu kitabı ve kitaptaki raporları tanıtmaya devam edeceğiz önümüzdeki programlarımızda. Çok çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İnşallah o damlayı aşmayız. İnşallah. Evet. Hepimizin dileği, evet. Ve hayali bu. Evet. Sağ olun hocam. Evet efendim. İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programını izlediniz. Bu hafta program konuğumuz Profesör Doktor Cemal Saydam hocamız idi. Gelecek hafta pazartesi günü yine saat 16'da 190. programımızda görüşmek dileğiyle, hoşça kalınız.